ザービアも父のいいカメラマンさん。Saçları elimde kaldı. Melisa Vracalı saçlarını iyi bir amaç için kestirdi. O saçlar, saçları dökülen kanser hastalarına peruk olacak. 9 yaşındaki Duru Tanrıverdi de en küçük bağışçılardan. Birini mutlu edeceğim için çok mutluyum. Kanser Savaşçıları Derneği 1,5 yıl önce Saçım Saçın Olsun adında bir kampanya başlattı. 2000'e yakın kişi saçlarını bağışladı. 500 kanser hastasına peruk yapıldı. Kemoterapi hastalarının biliyorsunuz kemoterapi nedeniyle saçları dökülüyor ve bu sürede kendilerine çok fazla psikolojik sorunları olabiliyor. Dışarıya çok çıkmak istemiyorlar, kendilerini eve izole ediyorlar. Öğretmen Mine Berdan 2 sene önce meme kanserine yakalandı. Şimdi sağlık durumu iyi ama kemoterapi gördüğü süre boyunca peruk onun en büyük moral kaynaklarından biri oldu. Dikkat çekmemek, hani öyle dazlak dolaşmamak, insanların sorularına maruz kalmamak adına peruk sizi kamufle ediyor. Bir yandan da daha iyi gözüktüğünüzü düşünerek moralinizi yükseltiyor. Moralinizin iyi olması demek aslında tedavinin neredeyse %50'si. Kendi ailesinden birçok kişiyi kanserden kaybeden Servet Çevik, kampanyanın gönüllü kuaförü. 35 santim olması gerekiyor her şeyden önce. İşlem görmemiş saçları daha çok istiyoruz. Özellikle hani çocuk saçları. Normalde kısa saç kullanan birisiyim. Sırf bu proje için uzatıp başlamak istedim. Kaç yıldır uzatıyordunuz saçlarınızı? Yaklaşık 1-2 senedir uzatıyorum. Peruklar kanser hastalarına ücretsiz dağıtılıyor. Ancak maliyet nedeniyle Kanser Savaşçıları Derneği kendilerine kurumsal bir sponsor arıyor.